1 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle cuma Antalya yorumlarımızın başarılı olmasından dolayı kazanç sağlayan tüm takipçilerimizi tebrik ederiz. Antalya'da bankoların kolay kazanması ve AGF son sıralarda yer alan Süris takip atımızın kazanması sonucu başarı sağladık. Mart ayını kazançlı kapatmak ve takipçilerimize bunu sağlamak bizi de çok sevindirdi. Umarız Nisan ayı da aynı şekilde devam eder. İstanbul programında 8 koşu var. Sadece 6'lı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 4 yaşlı Arapların satış 2 koşusu 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Öncelikle bu koşuda ağır tempolu bir yarış olacağını belirtelim. Grupta liderliği alabilecek seri bir isim yok. Dolayısıyla yarışın bu mesafede süratli geçme ihtimali neredeyse yok gibi. Bu durumda bazı sprint er isimlere mecburen şans vermeyeceğiz. Gruptaki 8 atı da detaylı olarak inceledik. Elle tutulur başarısı olan ve şu anda formda olan 3 isim var. Bunlar 1 numaralı Diatome, 2 numaralı Nizip'li Kalkan ve 3 numaralı Yeleli Arslandır. 8 numaralı Eylem Hanım da başarılı yarışlar yapmış fakat son durumunu beğenmediğimiz için bu listeye almadık. Ön olanda olan 3 isimden 1 numaralı Diatome'u öncelikle eledik. Çünkü bu safkan düzlük üzerinde çok fazla arttıramıyor yani ağır tempoda önlerde olsa bile, düzlükte önündeki rakibini atlayacağını düşünmüyoruz. Bu şekilde kazanamamaya devam edecek gibi gözüküyor. 2 numaralı Nizipli Kalkan ise, grubun en formda atı konumunda. Ancak bu isimde süratli yarışlara ihtiyaç duyan güçlü bir sprinter olduğu için, bu tempoda elemek zorunda kaldık. Mesafeye de ilk kez çıkacağı için, iyi form durumuna rağmen elediğimiz bir isim olduğunu belirtelim. 3 numaralı Yeleli Arslan, nizipli kalkan kadar güçlü bir Spine er değil. Ancak ağır tempoda mutlaka başarılı olan çok formda bir isim. Yeleli Arslan, düzlüğe kadar ön grubu yakın takip ediyor. Düzlükte ise neredeyse el değmeden gelip liderliği alabiliyor. Bu metrelerden sonra rakipler dişine göre ise kazanmasını biliyor. Bugün ağır tempoda liderliği bile alabilir. Daha önce bunu yapmışlığı var. Bu kez liderliği almasa bile her şartta düzlük üzerinde öne çıkacağını ve sprint yemeden yarışı bitireceğini düşünüyoruz. Eğer yarışı biraz süratlendirecek bir at çıkar diyorsanız, nizipli kalkanı ekleyebilir. Ancak biz bu ihtimali zayıf gördüğümüz için bu zorlu satış koşusunu banko yazarak geçeceğiz. 3 numaralı Yeleli Arslan günün bankosu olarak yazılabilir. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı hatların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. İkinci Ayak 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1400 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo olabilir. Yarış gören 6 numaralı Dispegratör, bugün yine Vedat idaresinde yarışacak ve yine liderliği almak isteyecektir. Ancak kendisi kadar süratli olan 7 numaralı Special One, onu rahat bırakmayabilir. Special One, genelde dinçlik yarışlarında zorlanmıyor. Akın Sözen idaresinde yarışacak olsa da, Dispegratör'ün varlığında kendini yıpratacağını düşünmüyoruz. Bu sebeple oğlu eliyoruz. Ön grup atlarında liderliği alacak olan 6 numaralı dispegratörü bu kez ilk sıradan yazalım. Tempoyu ağır tutabilirse, bugün de fotoya kadar önde gelecektir. 5 numaralı Mamba Forever, düzlük üzerinde dispegratörü ilk önce yakalayacak olan isimdir. Mutlaka rakibine yapışacak ama ağır tempoda dirençli olacağın güçlü rakibini geçemeyebilir. Yine de ikinci sıradan yazalım. 4 numaralı Ezer Geçer, son yarışında Subutay'ın yanında önerdiğimiz tek isimdi. Yarışı da kazandı fakat, Subutay'ın sprint kulvarını daralttığı gerekçesiyle birinciliği elinden alındı. Halbuki Subutay zaten öndeki atı atlayamayan bir isim. Önüne kırmasa ve kendi kulvarında devam etseydi, Subutay dışına geldiğinde duracağı için her şartta yine kazanan olacaktı. Kazandığı yarışı kaybeden Ezer Geçer, bugün de kazanabileceği şartlarda yarışacak sert rakipleri ve gidişat dezavantajı olabilir. Fakat üstün form durumu ile yine iddialı olacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 1 numaralı Polpu ve 2 numaralı Anabella, grubun en güçlü Sprinter atlarıdır. Biraz süratli yarışlara ihtiyaç duyuyorlar fakat bugün grup çok uygun. İki süratli atın olası erken kapışması, bu atların işine yarayacaktır. Kiloları da uygun olduğu için, mutlaka kuponlara eklemek gerekir. Bu koşuyu da 5 at yazarak geçmeye çalışalım. Rakamsal sıralamamız, 6, 5, 4, 1, 2 şeklindedir. Üçüncü ayak. Üç yaşlı İngilizlerin maiden yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda birbirinden kaliteli isimleri bir arada görmekteyiz zor bir maiden olduğunu belirtelim. Biz ilk şansı 3 numaralı Nevtex'e vereceğiz. Çünkü yarış muhtemelen çok ağır tempoda geçecek ve yine muhtemelen Vedat idaresindeki Nevtex liderliği alacaktır. Hafif süratli bir tempo atı olan Nevtex, uzun mesafeyi iyi koşabilecek pedigriye sahiptir. Bugün çok ciddi rakipleri olmasaydı, özlediği birinciliği alabilir derdik. Fakat yine de yarış içi şartlardan dolayı ilk sıradan kuponlara işaretleyelim. 1 numaralı Fiçiçiçu son yarışlarında dillenen bir isimdi. Ağır kanlı olmasından dolayı gücünü geç aldığı için yetiştiremiyordu. Biz de bu atı uzun mesafede yazmak için takibe almıştık. Bugün aradığı şartları bulmuş durumda. Akın sözen idaresinde orta sıralarda yarışı takip edecek olan bu safkan yerinde yürürse mutlaka birincilik mücadelesinde olur. 2. sıradan yazalım. 4 numaralı North Shield çok güçlü bir isim. İlk yarışında el değmeden boşluk ikincisi oldu. O gün kazanan Safkan'a yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ara sonrası muhteşem hazırlıkları ile bu sezon sıkça adından bahsettireceğini belli etti. Ahmet Çelik idaresinde mutlaka iyi koşar. Üçüncü sıradan yazalım. Daha sonra, ekürilerden 6 numaralı Spree Point'i kuponlara işaretleyelim. Bu atın ekürisi de çok iyi bir isim. Eküris'in apranti Sercan Aktaş'ı bindirmişler fakat ters köşe yapabilirler dikkat edin. Biz her iki ekürinin de üst sıralar için mücadele edeceğini düşünüyoruz. Yani bu koşuda speed point olmasaydı Grand Warrior'u da mutlaka yazardık. Son olarak 7 numaralı Spendon'u yazalım. Yarış içerisinde pek uslu durmayan ve düzgün sirint yapamayan bir isim. Binicisini çok uğraştırıyor ve kazanma şansını azaltıyor. Herhangi bir takı değişikliği olsaydı daha ön planda şans verebilirdik. Çünkü güçlü bir isim ve bu grupları rahatça geçebilecek kapasiteye sahip. Eğer Gökhan bu kez rakiplerine yanaşmadan düzgün bir sprint kulvarı bulursa kazanan taraf olacaktır. Sağlam kuponlarda mutlaka bulunduralım. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 3 1 4 6 7 şeklindedir. Dördüncü ayak. 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 15 yarışı, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo izleyebiliriz. Liderliği 7 numaralı Queen of karşıya kalacaktır. Bu safkanı boş kilosuna rağmen, önde boş kalsa bile bitiremediği için yazmayacağız. 1 numaralı Best of Canan son yarışında liderliği alarak yarıştı ve bu mesafede güzel bir derece ile ikincilik elde etti. Bugün hafif kilolu stilli rakibi ile inatlaşmadan muhtemelen ikincilikte yarışı sürdürecek ve düzlükte yürüyecektir. Aldığı dil bağı takısı ile son yarışını çok başarılı koşan Best of Canan bizce bu grubu da geçebilir. Bizim net favorimizdir. 3 numaralı Pranayama yarışı önlerde kabullenen bir isim. 2000 metrelik son yarışında Queen of Karşıyaka'yı düzlükte kolay atlayıp fazla zorlanmadan yarışı kazanmıştı. Bugün de benzer bir yarış sergilerse iddialı olacaktır. Biz bugün 2 numaralı September'ın da çok koşacağını düşünüyoruz. Bu şartları çok iyi değerlendiren bir isim. Uzun mesafeyi çıkarabilirse mutlaka iddialı olacaktır. Best of Canan ve Queen of Karşıyaka, eğer önde erken bir liderlik mücadelesine girerlerse, yarış erken süratlenebilir. Bu durumda da 4 numaralı çakalın kızı devreye girecektir. Bu safkan pedigrisi gereği mesafeyi çok iyi koşması gerekir. Vedat idaresinde uygun kilosu ile kazanma şansı vardır. İhmal etmeyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız. 1, 3, 2, 4 şeklindedir. 5. ayak 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 5 yarışı 2100 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Yarışta süratli bir at olmadığı için çok ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Bu koşunun iki at dışına çıkacağını pek düşünmüyoruz. Liderliği almasını beklediğimiz isim Vedatlı 2 numaralı Subayk olacaktır. Bu safkan önde ağır tempoda sürdürdüğü yarışlarda mutlaka iddialı oluyor. Vedat da atın stiline uygun bir jokey olduğu için, mutlaka birincilik mücadelesinde olacaktır. Bizce tek bir rakibi olabilir. O da 6 numaralı Safiha olacaktır. Ara sonrası yarış gören ve mükemmel bir form durumuna sahip olduğunu gösteren bu safkan, bugün ciddi rakibini geçebilecek güçtedir. Zaman zaman önlere yakın gidip bazen de bekleme yapabiliyor. Akın sözen idaresinde 9'da 5 yapan Safiha bugün muhtemelen tempoyu fark edip orta sıralarda yarışı takip edecektir. Düzlükte ise tüm gruba hakim olup kazanabilir. Bu koşuda Gurbet Ateşi'ne kazanma karakteri düşük diye şans vermedik. Eğer at ek diyecekseniz Kızılca Pınarı değerlendirebilirsiniz. Biz bu koşuyu 2 ve 6 sıralaması ile geçelim. 6. ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 2200 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. Günün en zor koşusu son ayakta gerçekleşecektir. Bu koşuda kesinlikle riske girmemenizi önereceğiz. Bizzat elemek için tüm isimleri detaylıca inceledik. Sadece 12 numaralı Naif isimli atı beğenemedik. Onu eleyeceğiz. Bunun haricinde eleyebileceğimiz veya ön plana çıkarabileceğimiz bir isim yoktur. Azat yazanlar için bir sıralama oluşturduk. Bu sıralamayı bütçenize göre dikkate alabilirsiniz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 4 6 1 2 8 5 9 3 11 10 7 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.